Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ayet 51, Sure Meryem. Vezkür fin kitabi Musa. Kitapta Musa'yı da an. Yeni bir gündem, yeni bir şeref ve yeni bir isim Musa aleyhisselam. Allahu Teala onu da konuşmamızı istiyor Meryem suresinde. Onu da gündeme almamızı istiyor. Musa aleyhisselam Kur'an'da en çok anlatılan peygamberlerdi. Ve hayatının pek çok cephesi bize değişik surelerde söylendi. Ama Rabbim burada ne söyleyecek acaba? İnnehu kâne muhlasan. O ihlasa erdirilmiş bir kuldu. Allahu Teala'nın izni ve imkanıyla ona bir halislik, bir samimiyet, bir içtenlik, bir tevhid bahşedilmişti. Allahu Teala'ya bütün kalbiyle kulluk yapan, bütün hayatını Allah için yaşayan birisi olarak seçilmişti. Ve kâne rasûlen nebiyye. Ve o rasûldü, nebiydi. Allahu Teala'dan gelen mesajları insanlara iletme noktasında risaletle donatılmıştı. Ama nebiydi de haber verirdi, haberciydi. Haberler ondan alınacaktı. Habir olan Rabbimiz nebileriyle insanlara kendi haberlerini, cennet yolunun haberlerini ulaştıracak. Nasıl bir hayat yaşanmasını istiyorsa da onun mesajlarını rasulleriyle ileteceklerdi. İşte Musa aleyhissalatü vesselam öyleydi. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ Allah-u Teala bu nebisine, bu resulüne tur yani dağın hemen yanı başında, yan tarafında seslendi, nida etti. Kul Allah'a nida eder, o duadır. Ve Allah da kuluna nida eder, işte o da vahidir, Kur'an'dır. Ve Musa aleyhisselam'a da Allah-u Teala dağın yanında sağ tarafı diyor Allah-u Teala, min canibi turil eymen seslendi. Dağın sağı, batı tarafı, dağın sağı hayırlı olan tarafı. Dağ işte duruyor. O dağın bir yerinde Tuva Vadisi'nde Allahu Teala önce seslenmişti. Musa Aleyhisselam peygamber seçmişti ve ama daha sonra da Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırmış. İsrailoğullarıyla birlikte denizi geçtikten sonra bir kez daha onu yanına yaklaştırmış. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّ ve onunla özel gizli de görüşmüştü. Şeref verildi böylece Musa Aleyhisselam'a. Ve o şeref ile Tevrat da verildi. Bu şekilde tekrar kavminin yanına döndü. Her ne kadar onlar onun kıymetini, gittiği yerin kıymetini, kimle görüşüp konuştuğunun bilgisine değer vermez bir hayat içinde yaşamış olsalar da, bilmemiş olsalar da Allah-u Teala onlara o Tevrat'ı gönderdi. Ve onlar buzağa tapıyor olsalar da yine seçildiler, tercih edildiler, affedildiler. Hatırlayın. Şimdi Rabbimiz dağın yamacında, sağında Musa Aleyhisselam'a seslendiğini ifade ediyor. Bu sağ kelimesini batı diye bildiriyor Rabbimiz kitabın başka yerlerinde. Öyle anlıyoruz. Ama bir de şöyle anlaşılmış ki bu da çok hoş. Sağ biliyorsunuz hayırlı, bereketli olan demektir. Dolayısıyla dağın sağı işte o bereketli tarafıdır. Peki neresidir sağı? Vahyin geldiği yer. Dolayısıyla bir şehrin sağı oraya vahiy geldiyse, bir evin sağı oraya vahiy değiyorsa, Kur'an'ın okunup anlaşıldığı, peygamberin öğrenilip kavranıldığı yerler işte sanki Tur'un sağıdır. Böyle değerlendireceğiz. Ve Musa Aleyhisselam Rabbi ile bu şekilde baş başa bir görüşme yaptı ve Allah-u Teala ona seslendi. Bu seslenişin ardından وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَّ İlk görüşmede Rabbimiz ona kendini anlatmış, kıyameti söylemişti. Hanımı ve çoluk çömleği dışarıda çölde karanlıkta bekliyor. Bir ateş buluruz, ısınırız, bir kılavuz bulur, yol buluruz diyen Musa Rabbi ile görüşüp de dönmüştü. Ve dönerken de bu dualar Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri diye dua etmiş. Ya Rabbi içim daralıyor, bu görev, bu yük, bu peygamberlik ağır. Kardeşim Harun da bana destek olsun, birlikte daha güzel seni tesbih eder, daha çok seni gündeme alır, zikrederiz ya Rabbi demişti de bunun için Allah-u Teala Harun'u ona hibe etti. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنْ Rahmetimizden diyor Allah-u Teala
Ahahu Harun. Dikkat edelim. Rahman gündemde, rahmet gündemde. Allah-u Teala İbrahim'e de merhametini sunmuştu ya, biraz önce okuduk. Şimdi burada da bir rahmet var. Bir rahmet olarak kardeşini hibe etti. Hibe suresinde bir başka hibe, ama bu sefer kardeş. Harun aleyhisselam. En hayırlı kardeşin Musa olduğu söylenir. Çünkü abisi Harun'un peygamber olmasını Rabbinden talep etmiş, ondan cevap vermiş, kabul etmiştir. Dolayısıyla biz de yakın yöremizdeki insanların daha iyi kulluk etmelerini isteyeceğiz. Onlarla ilgili planlarımız. Oğlunun kızının şu şöyle olmasını istiyor. Babasının anasının böyle olmasını istiyor. Gelinin damadının şu hallerde olmasını istiyor insanlar. İsteyeceğimiz bir şey varsa vahiyle temaslı, Allah'tan bilgiyle beraber olan ve onu aktaran kişiler olsun. Damadımız, ama gelinimiz, ama oğlumuz, kızımız, ama dayımız, emmimiz, ama etrafımızda her kim varsa komşumuz bu özellikleri taşısın. Onu isteyelim Rabbimizden. Ya Rab, şu yakınım, şu benimle beraber olan, şu eşim, dostum senin yolun yolcusu olmakla kalmasın. Senin yoluna çağıran bir kandil olsun, davetçi olsun diye çabalayacağız. Böylece Allah-u Teala bize bir gündem daha başlatıyor. Ayet 54. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَائِيلِ. Kitapta İsmail'i de, araya Musa ve Harun'u koydu Rabbim. İbrahim, İshak ve Yakup anlatıldı bize. Ama şimdi İsmail ile devam edeceğiz. Bağımsız, başka bir varlık olarak Mekke'nin bir diğer atası, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uzak dedesi. İsmail'i de gündem yap. Onu da kitabına koy. Kimdi? اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. O sözünde duran birisiydi. Allah-u Teala'ya ne dediyse tamam demiş, boynunu eğmiş, kurban olmuş birisiydi. Ve bundan caymamıştı. Allah yolunda ölmekten korkmamış, Allah'ın emrini hemen itaat etmişti. وَكَانَ رَسُولًا نَب۪يًّا. O da Resul'dü, o da Nebi'ydi, Musa gibi. Yani Allah-u Teala'dan gelen mesajları iletme noktasında Resul'dü. Allah-u Teala'nın haberlerini iletme noktasında Nebi'ydi. وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ. Onun bir özelliğini Allah-u Teala bize gündem yapıyor. Biz de böyle olalım diye. وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. O ailesine namazı emreder, zekatı emrederdi. Biz bunu İsa Aleyhisselam'da gördük ya, o ben hayatta olduğum sürece namaz kılacağım, zekat vereceğim demişti ya, şimdi İsa, İsmail Aleyhisselam da aynı derdi taşıyor. Çoluk çocuğu için zihninde olan, kalbinde olan dert bu. Bunu emrederdi. Böyle bir ortamı hazırlamış, bunun derdini taşırdı ailesi için. Namaz olsundu, kulluk olsundu. Namaz kulluğun bedensel anlamı belki. Ve zeka ve ekonomik anlamı, yani maddem ve manam, malım ve canımla Rabbim ben sana kulunum. İşte ehlim ve ailem, onlarla da beraber sana kulluk yapıyoruz. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْزِيًّا. O bu özelliklerinden dolayı Rabbimizin ona bahşettiği nimetler ve onun bu şükrü sebebiyle de razı olunmuş bir kuldu. Allah-u Teala'nın kendisinden memnun olduğu, razı olduğu bir isimdi. Dolayısıyla İsmail gündemimizde olmayacak mı? Yani Allah'ın razı oldum dediği bir kişiyi hemen önümüze koyup bütün yönleriyle anlamaya çalışıp acaba Allah ondan neden razı oldu? Ne yaptı da razı oldu? Ne yaptı da buraya ulaştı diye çabalamayacak mıyız? Onu anlamaya gayret etmeyecek miyiz? وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ. Bir de şimdi kitabında İdris'i de gündem yap. Kitabımızda kendisiyle ilgili az bilgi bulduğumuz bir peygamber. İnsanların tek bir ümmet olarak yaşadıkları dönemin peygamberi. Yani Adem, İdris, Şit dönemleri, bütün insanlık bir arada. Ve hep birlikte kulluk içerisindeler. Bireysel kafirlikler var. Kabil gibi savruluşlar var. Ama onun dışında ana yapı Müslümanca bir hayat yaşıyor. Daha sonra bu peygamber aleyhisselamların vefatı, ondan sonra gelen alimlerin de kayboluşuyla birlikte toplumda şeytanın etki ve egemenliği artıyor ve böylece putlar ortaya çıkıyor. Ve Yok Yavuz, Nuh suresinde bu anlatılır ve böylece Allah-u Teala Nuh peygamberi göndererek yeni bir çağ başlıyor. İdris'i Allah-u Teala anlatıyor. İdris kim? وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Bakın pek çok peygamberde ortak örnek, yani sadık oluşları, sıddık oluşları, Allah'tan gelen bilgiyi tasdik edişleri,
hayatlarıyla buna örnek oluşları hep ön planda. O doğruydu, doğru sözlüydü, doğruca yaşamış, Allah-u Teala'nın doğrularını yaşatmış bir peygamberdi. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا Ve biz onu yüce bir yere yükselttik diyor Allah-u Teala. Miraç'ta olan peygamberler var. Miraç gecesinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her birini, her bir gök katmanında ziyaret etti. Rabbim en iyisini bilir. Bu gökler nasıldır? Nasıl dururlar? Orada Peygamber Aleyhisselamlar nasıl durmaktadır? Bunlar bizim bilmediğimiz gayb konularıdır. Ve İsa Aleyhisselam'ın da, Yakup Yusuf'un da, belki bu surede anılan bütün peygamberlerin de durduğu yerler var. İşte o da yüce bir konuma yükseltilmişti. Hem kitabında böyle anılarak yüce bir konuma geldi İdris Aleyhisselam, hem de gökyüzünde böyle bir yer verildi ona. Rabbim en iyisini bilir. Ulaike, işte bunlar. Bu sayıp Rabbimizin önümüze koyduğu, bunları anın, bunları gündem yapın, kitabınızda bunlar da olsun dediği tüm bu Peygamber Aleyhisselamlar ve anneleri ve onlarla birlikte olan salih eşleri, aileleri. Ulaike ellezine en'amallahu aleyhim. Bunlar Allah-u Teala'nın nimet verdiği kimselerdir. Hani biz Allah'tan nimet verilenlerin yolunu istiyorduk ya, ve Nisa suresinde Allah-u Teala nimet verilenlerin peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler olduğunu söylüyordu ya, işte bunlar Allah'ın nimet verdiği kimselerdir. Minen nebiyyin, nebilerinden. Min zürriyeti Adem, Adem'in soyundan gelen, ki işte İdris'i okuduk ve diğer hepsi zaten öyle ama özel olarak İdris bir bakıma Adem'e en yakın peygamber. وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْهِ Ve Nuh'la beraber taşıdıklarımızın soyundan. Adem bir baba ve onun zürriyeti, onun soyundan gelenler. Nuh bir başka baba ve bir gemi. Gemide taşınanlar var. Gemide taşınanların sülbünden, soyundan gelen işte peygamberler, peygamberler ve örnekler. Ve min zürriyeti İbrahim ve İsrail. Bir de bunlar İbrahim'in ve İsrail'in zürriyetinden gelen peygamberler. İbrahim Aleyhisselam'ı bildik. İsrail Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam'ın diğer adı ve İbrahim Peygamber'in iki oğlu var, İsmail ve onun soyundan gelenler, Muhammed Aleyhisselam en son ve İshak'ın soyundan Yakup, Yakup Aleyhisselam'ın oğulları, İsrail oğulları, Yakup İsrail çünkü ve onun soyundan Davud Süleyman, İlyas Elyesi'a ve en sonunda Zekeriya, Yahya, Meryem ve İsa aynı çizginin peygamberleri. وَمِمَّنْ Hedeyna ve çtebeyna. İşte bunlar bizim hidayet verdiğimiz kimseler. Ve çtebeyna, bizim seçtiğimiz kimseler. Allah-u Teala yolu bilir, yolu öğretir, yolunun temsilcilerini o seçer. Ve kimlerin ancak bu yolu tarif edebileceği bilgisi de ondadır. Kutsal mekanı da, kutsal zamanı da, kutsal adamı da seçme yetkisi Allah'tadır. İnsanlar kutsalları kendileri belirlemeye kalkarsa, belirli gün ve haftaları, belirli yer ve ortamları, belirli kişi ve kimseleri biz belirleriz diyorlarsa Allah'la yarış haline girmenin bir başka türüdür bu. Bir gavurluğun bir başka şeklidir. Öyleyse neyin önemli, neyin önemsiz, neyin seçkin, neyin seçkin olmadığı bilgisi Allah'a ait olacaktır. İşte tüm bunlar, bu peygamberlerin hepsinin ortak yanı ne? Bize anlatılan, buraya kadarki anlatılan tüm bu nimet verilmiş güzel insanların ki Adem'i de öğrendik, gündem oldu. Bak Nuh da bize geldi yeniden. Tüm bunların hepsinin ortak özelliği اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda, tilavet edildiğinde. Tilavet ardına düşülecek okuma demektir. Onlara Allah'ın vahyi söylendiğinde, gelin bu vahyin peşine takılın denildiğinde yani, bu onlara duyurulduğunda, Rahman'dan gelen ayetler, merhametli Rabbimizin hayata karışışı, onlara ulaştığında harru succeden secdeye kapanırlar ve bukiya ve ağlarlar. Secdeye kapanırlar, kulluğa dönerler. Kitabı sadece bilmek için değil, kul olmak için okurlar. Kulluk niyetiyle hemen kavrarlar ve bu onların kalplerini tetikler ve kalpler gözlere de ulaşır. Gözlerinden yaşlar döker, istiğfar ederler. Allah için yaşamanın coşkusunu da, Allah için yaşamanın ve yaşayamamanın korkusunu da yüreklerinde taşırlar. Onların heyecanlarını, onların hissiyatlarını, onların aşk ve sevgilerini, onların korku ve tedirginliklerini Allah'tan gelen bilgi oluşturur. Allah'ın ayetleri oluşturur. Bundandır
Allah'a en yakın olunan yere doğru kapanırlar, secde ederler, kulluk yaparlar. Burası secde ayettir dostlar. Bulunduğumuz yerde Rabbimize döneceğiz ve secde edeceğiz. Rabbim kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.